Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok farklı bir bayan yelek modeli anlatacağım. Çok güzel. Eminim siz de beğeneceksiniz, seveceksiniz. Çabuk ilerliyor. Farklı bir model dediğim gibi. Ee, ip olarak Angora ip kullanacağım. Kar topunun Angora Natural ipini kullanacağım. Tığ olarak da şöyle 2 numara 2 milimetrelik tulip tığla öreceğim. Siz ne örmek istiyorsanız o boyutta zincir çekersiniz arkadaşlar. Yelek örmek istiyorsanız o boyutta zincir çekersiniz. Fazla gelirse fazlasını keseriz. E, trabzan olarak size sayı vereceğim. E, trabzan olarak da şöyle zincirimizi çekelim. Öyle anlatayım size. Evet, ben iki desen çalışacağım. İki desen için 38 tane zincir çektim. E, trabzan olarak söyleyeyim arkadaşlar desenimizi. E, 14 trabzan ve katları artı Kenar bandı kaç ta trabzan olmasını istiyorsanız o kadar fazla zincir çekebilirsiniz. Ya da zinciri fazla çekin arkadaşlar fazlasını kesersiniz. Evet dediğim gibi 14 ve katları artı. Ben kenarı 5 yapacağım arkadaşlar. Başta da 5 trabzan olduğu için 5 yapacağım. Siz kenar bandını 9 yapmak istiyorsanız 14 artı 9 trabzan ya da zincir çekerek başlayabilirsiniz fazladan da kenarda 5 zincir çekin ki e, kenar olarak ilki trabzan olacak biliyorsunuz Evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim dediğim gibi ben 38 tane zincir çektim tığıma doladım zincirimizi hafif geniş yapalım arkadaşlar çok geniş olmasın hafif e, sıkı değil geniş yapalım başlangıç zincirini geriye doğru 1 2 3 4 5. zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapayım. Hatta dördüncüye batalım arkadaşlar. Şöyle dördüncüye batalım. Bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan. Hemen desene başlamayalım. İlk sıra trabzan olsun. Böyle her bir trabzana zincire bir trabzan yaparak ilerleyelim. Evet 33 tane trabzan olması lazım. 2 desen ve artı 5 trabzan için. Tamamlayıp döneceğim. Evet. Baştaki zincirle birlikte toplamda 33 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim çevirdim. Desenim toplamda 4 sıradan oluşuyor. Bu birinci sıramız. Tırma doladım. İlk trabzanın tepesine batmıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanı trabzan. Bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Baştaki zincirle birlikte beş tane olacak kenar trabzanı. Evet beş oldu. Şimdi beş zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Tığıma doladım. Alttan trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Tığımı doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha yaptım. Bu şekilde. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Alttan yine sayıyorum. Bakın, battığımı saymıyorum. Sonrakileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzana trabzan yan yana 5 tane trabzan 2 sıradakine 3 sıradakine 4 sıradaki trabzanımı 5. trabzan yaptım 5 zincir 2 3 4 5 tığımı doladım yine 1 2 3 4 5. tırabzanın tepesine trabzan Tığıma doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Desen yapacağımız kısımları bu şekilde yapıyoruz. 5 zincir, tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5. tırabzan trabzan. Evet yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. Sonra zincirimin tepesine. 5. trabzanı yaptım. Bakın tam denk düştü desenimiz. 3 zincir. Evet birinci sırada bu şekilde yaptık. Yuva yaptık. Çevirdim. Tığımı doladım. İlk trabzanı değil ikinci trabzanı trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan. Yan yana zincirle birlikte 5 trabzan olacak. 4 olduğunu Ve 5. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 desen yapacağız. Hemen burada zincir yuvasına alttan girerek sık iğne yani başına dolamadan batıyorum ortaya. 3 zincir, 2, 3. Karşımda 2 trabzan var. Şöyle ikisinin ortasındaki boşluğa giriyorum. İkinciyi bakın belinden tutacak şekilde. ilkini değil ikinciyi bakın ortadan bu şekilde çıktı. Trabzanın altından. Bu tırabzanıma 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi diğer tırabzana yapacağım bakın. Şöyle ortadan girip şöyle tırabzanın belli kavrayacak şekilde 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Evet. 6 sık iğne de buraya yaptım. Şimdi buradaki bakın şöyle son hatta ilk yaptığım sık iğneye tepesine bakın bu şekilde girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Yani birleştirmiş olduk. 3 zincir. Buradaki zincir yuvasına alttan girerek sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Tümü doladım. Karşımda 5 tırabzan var. Her birine bir tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 3 zincir. Sıradaki bakın zincir yuvasını alttan girerek sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Yine karşımda bakın aynı ile battığım iki tane trabzanım var. İkisinin ortasından giriyorum bu şekilde. İkinci trabzanı belinden kavruyorum ve altı tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Şimdi şöyle çevirip diğer trabzanı da aynı şekilde bakın ortadan girip diğer trabzanın belinden kavruyorum. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 İlk yaptığım sık iğne bakın burada duruyor karşımda. Onun tepesine batıyorum şöyle. Aldığım, i̇lmeği aldım, iğni içinden geçirdim. 3 zincir. Karşımda zincir yuvası var. Alttan girerek sık iğne yapıyorum. 3 zincir tırma doladığım 5 tane kenar tırabzanı her birine bir batıyorum 2 3 4 ve 5 3 zincir Evet ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum çevirdim Yine ikinci trabzanı, trabzan her bir trabzanı bir trabzan yaparak ilerliyorum. Modelimizin arka yüzünün arka yüzünde yuvaları yapıyoruz. Ön yüzünde desen. Evet, beş trabzandan sonra bir iki zincir çektim, tığıma doladım. Buradaki sık iğnenin tepesine batarak bir iki trabzan yapıyorum. Aynı yere iki trabzan yuva yapıyoruz. 5 zincir 2 3, 4, 5 tığma doladım. karşıdaki sık iğneye bakın burada. Onu buluyorum ve tepesine iki tane trabzan yapıyorum. 1. Trabzanların boyu biraz uzun tutabilirsiniz deseniz iri olsun istiyorsanız. 2 zincir. Tığma doladım. Karşımda 5 trabzan var. Her birine bir trabzan yapıyorum. İki zincir tığımı doladım buradaki sık iğneye iki tane trabzan bir iki beş zincir tığımı doladım buradaki sık iğneye iki trabzan bir iki iki zincir tığımı doladım beş tane kenar trabzanımı yapıyorum 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Evet, 3. sıramızda bu şekilde tamamladık. 4. sıraya geçtik. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Karşında 2 trabzan var. Şöyle ikisinin ortasına girip burada deseni yaptığımız gibi ortasına girdim. 2. tırabzanı belinden kavlıyorum ve 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şöyle çevirdim bakın bu şekilde. Diğer tırabzanı yine aynı yerde ortadan girip diğer tırabzanı kavrayacak şekilde 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şöyle tam düz tutuyorum. Bakın. Düzgün tutuyorum. İlk yaptığım sık iğneyi buluyorum. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Bu araya bakın. Bu ortaya. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Yine karşımda iki trabzanım var. Ortadan girip ikinciyi kavrayacak şekilde 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şöyle çevirdim bakın Diğer tırabzanımı alacağım Ortadan girip diğer tırabzanı kavrayacak şekilde 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 Şöyle ilk sık iğneyi buluyorum tepesine batıp ilmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Tığıma doladım. Trabzanın tepesine trabzan. Yan yana 5 tane trabzan. 2. Her birine bir batıyorum. 3. 4. Ve 5. Evet burada yaptığım işlemin aynısını buraya da uygulayacağım. Ne yapmıştık? 3 zincir. Şu orta iki trabzanın ortasına giriyorum. İkinciyi kavuruyorum. Altı tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çevirdim. Diğer trabzanı kavrayacak şekilde altı tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şöyle tutuyorum. İlk sık iğnemi buluyorum. Tepesine battığım İğneyi aldım. İğneyi içinden geçirdim. 3 zincir. Şu ortaya bakın. Ortaya. Ortadaki yuvaya mutlaka sık iğne yapalım arkadaşlar. Buraya çünkü desen yapacağız. 3 zincir. Sıradaki iki trabzanın ortasına giriyorum. İkinciyi kavrayacak şekilde 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 diğer trabzanı da çevirip onu da 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 ilk sık iğnemi buluyorum tepesine girip ilmi alıp ilmi içinden geçirdim 3 zincir tığıma doladım her bir trabzana bir trabzan yaparak sırayı son sıramı tamamlıyorum desenimi dördüncü sırası. Evet, üç zincir. Bir desenimiz bu şekilde oluştu. Şimdi tekrar göstereceğim arkadaşlar ne yapmıştık. Desenin birinci sırasında 3 zincirden sonra ikinci trabzanı trabzan. Her birine bir batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 tığma doladım. Burada trabzanları yaparken, hani trabzanları varken ortadakine batmıştık. Şimdi burada buradaki sık iğneyi bakın iki desen arasındaki sık iğneyi buluyorum. iki tane trabzan yapıyorum. 1 2 5 zincir 2 3 4 5 tığma doladım. Buradaki ilk trabzanın tepesine trabzan ve her birini bir batarak devam ediyorum. Evet 3, 4 ve 5 trabzanımı yaptıktan sonra yine 3 e, pardon 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir tığıma doladım. Bu ortadaki sık iğneyi buluyorum. Tepesine 2 tane trabzan. 1, 2, 5 zincir. Tığıma doladığım Karşıdaki tırabzanın tepesine Tırabzan Ve her birine bir batarak sırayı tamamlıyorum Evet birinci sıramız bu şekilde Devam edecek 3 zincir Evet çevirdim Ön yüzde ikinci sırada Bu deseni yapmıştık hatırlarsanız Ön yüzde ikinci sırada Ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız Üçüncü sırada bu desenin arka sıratında iki tane desen olacak şekilde yapacağız. Ön yüzde desenimizi yapacağız. Böyle devam ediyor. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya da tam bir desen yapınca aslında böyle bir desen olmuş oluyor ama böyle evet size büyük parça da ördüm. Onu göstereyim. Şöyle göstereyim size bakın. Burada 3 sıra trabzan yaptım. Ondan sonra desen yaptım. Şöyle yere koysam. Çağla yeşili ip kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 desen çalıştım. Çok hoş, çok güzel. Dediğim gibi kenar bandını kaç tane trabzan olmasını istiyorsanız o kadar fazla trabzan yapabilirsiniz. 14 trabzan katlarından sonra. Alt kısmında ben arkadaşlar zinciri, ilk zinciri, başlangıç zinciri bayağı geniş çekmişim. Bu yüzden burası kıvrımlı oldu. Ona dikkat edin çok geniş de olmasın çok sıkı da olmasın. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. E ütüleme işlemini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Tersinden ütü yapabilirsiniz ya da üzerine bir nemli bez koyup ütü yapabilirsiniz daha düzgün, daha muntazam durur. Böyle. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.